أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Arkadaşlar 27. dersimize ulaştık. Okunmayan elif ve lam. Elif ve lam yani. Şimdi bazı yerlerde elif okunmuyor, bazı yerlerde elif ve lam birlikte geliyor ve bunlar okunmuyorlar arkadaşlar. Yazıldığı halde okunmaz arkadaşlar. Bu sayfada özellikle buna dikkat edeceğiz ki nerede okunduğunu, nerede okunmadığını göreceğiz. Arkadaşlar, bu altını çizdiklerim aynı kategoriden, şu şekilde işaret içine aldıklarım aynı kategoriden arkadaşlar. Neden? Çünkü burada bir şeye daha dikkat çekeceğim. Vav'a dikkat çekeceğim. Şu şekilde işaret ettiklerim aynı kategoriden. Yine bu şekilde işaret ettiklerim aynı kategoriden. Şu en sonda da şöyle dikdörtgen içerisine aldıklarımdan aynı kategoriden arkadaşlar. Neden bunları böyle gruplandırdım? Yani bu gruplar arasında geçiş yaparken arkadaşlar nelerin meydana geldiğine dikkat edelim arkadaşlar. Başlayalım okumaya. Zaten okurken anlaşılacaktır arkadaşlar. Kalu, kalu, kalu. Evet, vav'ı gördük doğru ama elif yok. Kamu, 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 kamu. Elif yok arkadaş. Yazıda var ama okunuşta yok. Secedu, secedu, secedu. Keferu, keferu, keferu. Amenu, amenu. Amilu, amilu, amilu. Kanu, kanu, kanu. Evet. Buradan buraya kadar bu kategoride arkadaşlar, bu grupta dikkat edeceğiniz şey neydi? Elif okunmuyor arkadaşlar. Elif okunmuyor. Halau, halau, halau. Burada ise şuraya kadar, buraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Burada ise arkadaşlar vav harfine dikkat edeceğiz. Doğrudur. Dersimiz elifin okunmaması ama ondan önceki vav da cezimlidir arkadaşlar. Yani o vav herhangi bir harfi okumak için gelmemiş arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Meşev, meşev, meşev. Av, da'av, da'av. Gördünüz mü? Vav'u sanki böyle bir elimi uzatıyormuşum gibi, değil mi? Uzatacaksınız arkadaşlar. Da'av değil de da'av. Vav böyle belirteceksiniz arkadaşlar. Tevasav, tevasav, tevasav. Afav, afav, afav. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü kategoriye geçtik arkadaşlar. Burada kiler ise arkadaşlar dikkat edeceğiniz nedir arkadaşlar? İki tane elif var arkadaşlar okunmayan bu sefer. İki tane elif var. Bak her kelimede iki tane elif var arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Vescudu, vescudu. Gördünüz mü? Bu aktiftir. Bir görevi, bir vazifesi var. Nedir? Del harfini bir vav uzatmak için. Çünkü ötreli gelmiş. Ama elif, her iki elif herhangi bir okumada evet etkisi yok arkadaşlar. Ve'budu, ve'budu. Gördünüz. Ve' diye hemen ayna geçtim. Elif yok. Bu dedim. Ve'budu dedim. Arkadaşlar yine elif yok. Ve'f'alu, ve'f'alu, ve'f'alu. Ve'rka'u, ve'rka'u, ve'rka'u. Ver-ka-u. Ra nasıl okunacak? İnce mi kalın mı? Arkadaşlar ra burada kalın okunacak. Dikkat edin.
verke değil de ver, ver, ver. Neden? Çünkü ra'dan önceki harfin hareketi, önceki hareket fethadır. Üstündür arkadaşlar. Verke'u. Evet, buradaki elif de okunmuyor arkadaşlar. Şimdi 2, 3, 4. Bu dördü de aynı kategoridendir. Nedir arkadaşlar? Elif lam takısı geldiği zaman, el takısı geldiği zaman arkadaşlar. Evet, bu el takısındaki elif okunmuyor. Rabbil. Bak, elifi görmedim. Direkt lam cezime geçtim. Rabbil alemine. Rabbil alemine. Rabbil alemine. Zalikel kitabu. Gördün mü? Kel dedim. Bak burada. Zalikel. Lam cezime geçtim. Elif'i görmedim arkadaşlar. Zalikel kitabu. Zalikel kitabu. Zalikel kitabu. Bil gaybi. Bil gaybi. Evet. Elif'i görmedim arkadaşlar. Bil gaybi. Direkt lam cezime geçtim. Gayril, evet. Gayril mağbubi. Evet, Elif'i okumadım arkadaşlar. Gayril mağbubi. Gayril mağbubi. Evet. Bunu bitirdik. Şu kategoriye geçelim. Burada ne var arkadaşlar? Bakalım. Yumiddin. Bu sefer Elif ve Lam. Yani Elif okumuyorduk burada. Bu örneklerde. Evet. Evet, bunlar kameri harfler. Arkadaşlar bir önceki derslerimizde görmüştük değil mi? Bir önceki derste neydi? Şemsi ve kameri harfler ayrıydı. Buradaki kameri harfler arkadaşlar sadece elif okunmuyordu. Şemsi harfte ise hani elif lam takısından sonra harfin şeddeli okunuşu şemsi harf durduk. Şeddeli okunursa şemsi harftir ve bunu okurken kesinlikle elif ve lam harfini okumuyoruz arkadaşlar. Burada elif ve lam takısı tamamen devre dışı kalıyor. Yevmiddini gördünüz mü? Mim harfinden del harfine şeddeli harfe geçtim arkadaşlar. Yevmiddini. 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 İhdinessirata. İhdinessirata. Hani nunu uzatmadım. Elifi var. Uzatmadım. Elifi var, onu da uzatmadım. Lam okumadım. Bu elifi okumadım. Bu lamı okumadım. Uzatan elifi okumadım. Direkt nun sat harfine geçtim arkadaşlar. İhdine's-sırata. İhdine's-sırata. Şemsi harfler geldiği zaman. Yani elif lam tak geldiği zaman arkadaşlar. Kendisinden önceki kelimenin son harfi istediği kadar alsın, vav alsın, ye uzatma harfleri alsın arkadaşlar. İstediği kadar alsın. Okunmuyor arkadaşlar. Okumayacaksınız arkadaşlar. Direkt buradaki eğer kelimenin üstünde şedde varsa direkt oraya bağlıyorsunuz. Eğer şedde yoksa lam cezim bağlıyorsunuz. Mesela burada lam cezim olsa nasıl okuyacaktım? Dinel diyecektim. İhdina es-sırata ihdina sırata demeyecektim arkadaşlar değil mi? Sırata. Yani burada dikkat edelim. İhdine sırata. Minennâsirîne. 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 Evet arkadaşlar. Nun harfi ve mim harfi şeddeli olduğu zaman özellikle şedde dersinde görmüştük arkadaşlar. Ve mim harfi böyle olduğu durumda tutulur arkadaş. Tutacaksın. Böyle çekeceksin lastik gibi tutacaksın. Bırakmayacaksın. Bir müddet tabii. Bir elif müddet kadar. Ondan sonra bir elif de uzatacaksın. Hangi sesi? E sesi uzatacaksın. Minen bak tuttum. Minen nasirin nasirin. Evet. Mineşşeytani. 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 Eûzu billâhi mineşşeytani. Eûzu billâhi mineşşeytani.
Şeytani. Min şeytani. Gördünüz mü? Oradaki kelime işte bu. Minennasi. Evet, elif yok, lam yok, direkt nun harfine. Minennasi. Ma fis semavati. Ma fis semavati. Ma fis semavati. Ve ma fil ardı. Ve ma fil ardı. Ve ma fil ardı. Evet arkadaşlar, buradaki ise bu kelime daha çok buraya dahil arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4. kategoriye dahil. Ve ma fil, fil. Çünkü elif, lam, lam cezimli arkadaşlar. Buradaki lamlar hep cezimli. Ona dikkat edelim. Fetteku. Arkadaşlar fettekun nara. Evet. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın. Fette, fette, fette değil arkadaşlar. Buradaki elif okunmuyor. Eğer uzatma harfinden sonra, uzatma olarak gelen harften sonra elif, vav, ye'den sonra şeddeli bir harf varsa arkadaşlar, o harfi uzatmıyoruz arkadaşlar. Direkt şeddeye bağlıyoruz. Fetteku, fetteku, bakın. Fetteku, bak kaf harfine odaklanın arkadaşlar. Kaf harfi ötreli. Bir vav gelmiş, ondan sonra elif gelmiş, sonra bir tane elif daha gelmiş, sonra bir lam gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra nun şeddeli gelmiş. Ha. Kaf harfinden arkadaşlar tutuyorsunuz, nun harfine bağlıyorsunuz. Bakın, vav harfi gitti. Elif gitti, ikinci elif gitti, lam gitti arkadaşlar. 4 tane harf burada gitti. Kaf harfinde direkt nun harfine bağladık. Fettequn nara. Fettequ demeyelim arkadaşlar. Fettequ. Fettequn nara. Fettequn nara. Fettequn nara. Evet, okuyalım bir defa. Kalu. قاموا سجدوا كفروا آمنوا عملوا كانوا خلوا مشوا دعوا تواصوا عفوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا واركعوا رب العالمين ذلك الكتاب بالغيب غير المغضوب يوم الدين اهدنا الصراط من الناصرين من الشيطان من الناس ما في السماوات وما في الأرض فاتقوا النار. Evet arkadaşlar, 27. dersimiz de buraya kadar. Birkaç defa bu şekilde tekrar ederseniz Allah'ın izniyle dersi iyice anlamış ve çözmüş olursunuz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, kendinize çok iyi bakın. Allah zihin açıklığı versin. Allah'a emanet olun.